Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde evinde Depomax Haremspor'u da 101-84 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen lider Çağdaş Bodrumspor kurulduktan sonra 20 ayda Süper Lig'e çıktı. Yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çağdaş Bodrumspor Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, "Taraftarımızla ve Bodrum halkıyla hep beraber bu başarıyı gerçekleştirdik. Bizim için müthiş bir başarı. Türk basketbolunun son 35-40 yılına baktığımızda bu kadar hızlı bir yükselişi hiç görmedim," dedi. Geçen sezon ilk yılında Türkiye Basketbol 2. Ligi'ni zirvede tamamlayan Bodrum ekibi, Chris Warren, Hakan Yapar, Erkan Veyseloğlu gibi Türkiye Basketbol Ligi'nin önemli isimlerini dahil ettiği kadrosuyla sezon boyunca hata yapmayıp Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hedefine ulaştı. Ligde bu sezon oynadığı 28 maçın 25'ini kazanan, evinde 14'te 14 yapan Bodrum ekibi, ilçeyi potada Süper Lig'de temsil edecek tarihin ilk, Muğla'nın da daha önce tek sezonluğuna lige çıkan Fethiye Belediyespor'dan sonra ikinci temsilcisi oldu. Hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar açıklamasında şunları dile getirdi. Güzel bir sezon geçirdik. İyisiyle kötüsüyle Bodrum halkına da güzel, keyifli dakikalar, günler yaşattığımızı düşünüyorum. Amacımız da buydu yola çıkarken. Güzel 3 mağlubiyetle geldik. Kazanan bir takım olarak geldik. Hem içeride hem dışarıda çok başarılı performanslar sergiledik. Önce tabii ki teknik ekibimi, oyuncularımı, emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Bodrum halkına çok teşekkür ediyorum. Geçen seneden beri beklediğimizin çok üstünde bir taraftar ilgisi var. Bu bizi çok fazla mutlu etti. Hatta gelen misafir takımlar da bu durumda şaşkınlıkla karşılaştı. Çünkü biz gittiğimiz birçok deplasmanda böyle bir seyirciyle karşılaşamadık. O yüzden Bodrum halkının yeri ayrı. Zaten bu kulüp onlar için kuruldu. Teşekkür ediyorum herkese. Umarım Süper Lig'de de devamı gelecek. Bazı teknik tabii standartlar gerekiyor. Bunları karşılayabileceğimizi düşünüyoruz ve eğer tabii Gençlik Spor Bakanlığı ile de konuşup arkaya da bir dördüncü tribünü ilave ederek burayı Süper Lig oynanacak hale getireceğiz. Belki kısmi bir aşamayla gideceğiz buna. Önce hali hazırdaki kapasiteyi arttırıp bazı düzenlemeleri yaptıktan sonra önümüzdeki sezonu oynayıp sonraki sezon bu arkamızda gördüğünüz duvarlara da bir dördüncü tribünü yapıp burada Süper Lig'i oynamak istiyoruz. Bodrum'un içinden çıkmak hiç istemiyoruz. Çünkü bu sinerjiyi kaybetmememiz lazım. Amacım yani şahsi olarak da kulüp olarak da altyapıyı çok daha farklı bir yere getirip çünkü malum Süper Lig'de oynamak kalmak kolay değil ve çok güçlü ekipler var. Çok büyük bütçeler ayrıldı. Ama benim için en büyük tatmin şu olacaktır. 12-13 yaşında elinden tuttuğumuz bir çocuğu 17-18 yaşında bir Efes'e, bir Fenerbahçe'ye karşı oynarken sayı attığını gördüğümüzde herhalde buradaki herkes, Bodrum halkı ayrı bir mutluluk ve gurur duyacaktır. Ben o anı hayal ediyorum. Altyapıda da o yönde devam ediyoruz. Orta vadede açıkçası tabii ki A takımı Süper Lig'de tutmamız lazım. Amacımız bu. Altyapıdan da bu dediğim yaş gruplarını A takımlara kazandırmamız lazım. Ayrıca akademiyi de hayata geçirdik. Benim isteğim şu orta ve uzun vadede Bodrum'u bir basketbol şehri haline neden getirmeyelim? Hep bu mottoyla yola çıktım. Çünkü bunu Avrupa basketboluna baktığınızda Bodrum'dan daha küçük yerlerde çok büyük başarılar, çok büyük ilgi alaka 15-16 bin kişilik salonlara oynayan takımlar var. İlk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk yaşayan Çağdaş Bodrum Spor baş antrenörü Ender Aslan, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi. Başkanımızın, yönetimimizin çok ciddi bir yatırımı vardı. Türk basketbolu için çok önemli bir yatırım bu. Çok uzun yıllar sürecek, başarılı olma potansiyeli çok yüksek olan Bodrum'da böyle bir yatırımın, böyle bir yönetimin, başkanımızın yüzünü kara çıkartmadığımız için bir kere çok mutluyuz. Bu anlamda Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da çok düşünüyorum. Herkes de bu görüşte. Tabii ki bunun haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz şu anda hep beraber ekip olarak. Kırılma anımız bizim tanıştığımız an oldu. Burada hep beraber ilk idmanımızda ben ne istediğimi, oyuncuların benden ne bekleyebileceğini anlattım. Zaten onların arasından geldiğim için birbirimizi de tanıyorduk. Birçoğuyla takım arkadaşlığım var veyahut da aynı sahada rakip olmuşluğumuz var. Önümüzdeki sezon bir kere çok keyifli olacak Bodrum için. Çünkü dediğiniz büyük takımlar, büyük oyuncular, Euroleague'de MVP olmuş oyuncular gelip burada Bodrum seyircisinin önüne çıkacak. Bu anlamda bütün Bodrum'un bu keyfi yaşaması bizim için çok mutluluk verici. Tabii ki
Burayı özellikle çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Ben oyuncuyken de iddialı bir insandım. O anlamda tabii ki şampiyonluklardan söz edemeyiz. Ama burayı çok zorlu bir deplasman haline getirip güzel işlere imza atacağımızı, Bodrum'un gurur duyacağı bir takım yaratacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden takım kaptanı Erkan Veyseloğlu da konuşmasında şunları dile getirdi. Bunun tek bir cevabı var diyebilirim. İyi bir organizasyon ve iyi bir oluşum bence bunun en büyük faktörü olduğunu düşünüyorum. Neticede dediğiniz gibi 20 ayda buralara gelmiş olmak gerçekten çok kolay değil. Belki bu sezon ve geçen sezon beklentinin bu olduğunu bilmekle beraber kağıt üstünde ne kadar güçlü olsanız da sahada verdiğiniz mücadele aslında bir yerlere başarıya ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada çok büyük emek harcandı. Gerek oyuncular, gerek teknik ekip, organizasyonun içinde bulunan insanlar ve taraftarın da günden güne geçen seneden ilgisi de bu başarının yanında çok güzel bir artı durumu oldu. Çünkü şehrin de burayı, Bodrum'un da takımı sahiplenmesi bence çok değerliydi. Dediğim gibi 20 ayda 2 tane lig üst üste atlayıp buralara gelmek çok değerliydi. Şimdi asıl bence mücadele şimdi başlıyor. Çünkü şimdiki hedef artık Süper Lig'de kalıcı olmak. Ege'nin Süper Lig'deki 5. temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, kupasına son hafta evinde Finalspor maçında kavuşacak.